Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıfın 6. ünitesi olan Movies yani filmler adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla kalıcı hale getirmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Type of Movies. Film türleri. Dersimize öncelikle film türlerinin İngilizce isimlerini öğrenmekle başlayacağız. Action Movie. Aksiyon filmi. Science Fiction. Bilim kurgu filmi. Animation. Animasyon. Cartoon. Çizgi film. Romance. Romantik film. Horror movie. Korku filmi. Adventure. Macera filmi. Fairy tale. Peri masalı. Fantasy. Olağanüstü. Hayali. War. Savaş. Musical. Müzikal. Drama. Dramatik. Acıklı film. News. Haber. Documentary. Belgesel. Western movie. Cowboy filmi. Series. Dizi. Thriller. Gerilim. Comedy. Komedi. Vocabulary. Kelimeler demektir. Film türlerinin isimlerini öğrendik. Şimdi bu ünite içerisinde önemli olan kelimelere göz atacağız. Spy. Casus. Crime. Suç. Director. Yönetmen. Actor. Erkek oyuncu. Actress. Kadın oyuncu. Topic. Konu. Genre. Tür. Event. Olay, aktivite. Character. Karakter. Story. Hikaye. Scene. Sahne, manzara. Starring. Başrol oyuncusu. Ticket. Bilet. Evil. Kötülük. Adventure. Macera. Channel. Kanal. Change. Değiştirmek. Dream. Rüya görmek. Hayal kurmak. Choose. Seçmek. Watch. İzlemek. Opinion. Düşünce. Fikir. Think. Düşünmek. Type. Kind of. Tür. Start. Başlamak. Finish. Bitmek. Main character. Ana karakter. Adjectives. Sıfatlar demektir. Sıfatlar bir insanı ya da bir nesneyi anlatmamıza, tanımlamamıza, nitelendirmemize yarayan kelime gruplarıdır. Eğer filmler hakkındaki düşüncelerimizi söyleyeceksek, bu ünite içerisindeki bu sıfatlar son derece önemlidir. Bakalım bu sıfatlar nelermiş? Fantastic. Olağanüstü. Boring. Sıkıcı. Bored.
sıkılmış. Scary, horrible, korkunç. Exciting, heyecan verici. Excited, heyecanlı. Frightening, dehşet verici. Entertaining, enjoyable, eğlenceli. Interesting, ilginç. Good-hearted, iyi kalpli. Beautiful, güzel. Handsome, yakışıklı. Ugly, çirkin. Brave, cesur. Coward, korkak. Tall, uzun. Short, kısa. Strong, güçlü. Weak, güçsüz. Old, yaşlı. Young, genç. Lazy, tembel. Hardworking, çalışkan. Fat, şişman. Slim, thin, zayıf. Talkative, konuşkan, geveze. Kind, kibar. Rude, kaba. Helpful, yardımsever. Friendly, arkadaş canlısı. Liar, yalancı. Honest, dürüst. Clever, smart, zeki. Funny, komik. Giant, çok büyük. Absurd, saçma. Quiet, sessiz. Bu ünite içerisinde bilmemiz gereken bütün önemli kelimeleri öğrendik. Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak filmlerden bahsedeceğiz. Talking about movies. Filmler hakkında konuşma. Çevremizdeki insanların sevdiği filmleri soracaksak eğer şu soruları sormalıyız. What's your favorite movie? Film? Senin en sevdiğin film hangisidir? Eğer karşımızdaki insan bize sevdiği filmi söyleyecekse şu şekilde söyleyebilir. It is Rapunzel. O Rapunzel'dir. Filmler cansız varlıklar olduğu için cümleye it is ile başlayıp daha sonra sevdiğimiz filmi söyleyebiliriz. Ya da sevdiğimiz filmi söylemenin bir başka çeşidi ise şudur. My favorite film is Rapunzel. Benim en sevdiğim film Rapunzel'dir. My favorite film, benim en sevdiğim film diye cümleye başlayıp en sevdiği filmi söyleyebilir. Ya da sadece kısacası I like Rapunzel. Ben Rapunzel'i severim diyebiliriz. I ben demektir. Ben dedikten sonra sevmek anlamına gelen like kelimesini kullanırız. Daha sonra sevdiğimiz filmi belirtiriz. Bir filmin türünü öğrenmek istiyorsak şu soruyu kullanabiliriz. What type, kind of movie is Rapunzel? Rapunzel hangi tür filmdir? Type ya da kind of kelimeleri tür anlamına gelir. Karşımızdaki insana filmin türünü sorduğumuzda o bize cevap olarak It is a fairy tale. O bir peri masalıdır diyebilir. Dersin en başında öğrendiğimiz film türleriyle ilgili kelimeleri burada kullanabiliriz. Filmler cansız varlıklar olduğu için cümleye it is ile başlarız. Daha sonra hangi türse onu belirtiriz. Karşımızdaki insana filmin ne hakkında olduğunu soracaksak eğer şu soruyu sormalıyız. What is the movie about? Film ne hakkındadır? Kırmızı renkle yazılmış olan about kelimesi hakkında anlamına gelir. Filmin ne hakkında olduğunu sormak için bu soru kalıbını kullanabiliriz. Karşımızdaki insan bize cevap olarak It's about monster. O canavarlar hakkında.
Filmler cansız varlıklar olduğu için cümleye it ile başlarız. Daha sonra about hakkında kelimesini kullanırız. Ne hakkındaysa onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. Bir filmin ana karakterini soracaksak eğer şu soru kalıbını kullanmalıyız. Who is the main character in the film? Filmin ana kahramanı kimdir? Karşımızdaki insan filmin ana kahramanını söyleyecekse şu şekilde söyleyebilir. The main character is Brad Pitt. Ana karakter Brad Pitt'tir. Ya da kısacası şöyle söyleyebilir. It is Brad Pitt. O Brad Pitt'tir. Karşımızdaki insana filmin ne zaman başlayacağını ya da ne zaman biteceğini sormak istiyorsak şu soruları sormalıyız. What time does the movie start or finish? Film ne zaman başlayacak ya da ne zaman bitecek? Start başlamak demektir. Finish ise bitmek anlamına gelir. Hangisini sormak istiyorsanız o kelimeyi seçip soruyu o şekilde bitirmelisiniz. What time? Saat sorar. Saat kaçta başlayacak ya da kaçta bitecektir? Karşımızdaki insan bize cevap olarak It starts at 5 p.m. O öğleden sonra 5'te başlayacaktır. Ya da bitiş saatini söylemek istiyorsa It finishes at 5 p.m. O öğleden sonra 5'te bitecektir. Bir film hakkında karşımızdaki insanın düşüncesini merak ediyorsak ve onun fikrini soracaksak eğer şu soruları sormalıyız. What do you think about Casper? Casper hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about? Ne düşünüyorsun demektir. Şunun hakkında ne düşünüyorsun diye sormak istediğimiz bir soru kalıbıdır. Karşımızdaki insan bize cevap olarak I like Casper. Ben Casper'ı severim. It is funny. O eğlencelidir. Ya da like yerine love kelimesini de kullanabiliriz. Like ve love sevmek anlamına gelir. I love Casper. Ben Casper'ı severim. It is funny. O eğlencelidir. Ama eğer karşımızdaki insan sorduğumuz filmi sevmiyorsa bize cevap olarak şunu söyleyebilir. I don't like Casper. Ben Casper'ı sevmiyorum. It is boring. O sıkıcı. Don't like sevmemek demektir. İkinci örneğe bakalım. I dislike Casper. Ben Casper'ı sevmiyorum. Dislike da sevmemek anlamına gelir. Daha sonra sevmemesinin sebebini açıklıyor. It is boring. O sıkıcıdır. Filmler hakkında öğrendiğimiz soruları tekrar edelim. What's your favorite movie? Film. Senin en sevdiğin film hangisidir? What type, kind of movie is Rapunzel? Rapunzel ne tür filmdir? What is the movie about? Film ne hakkındadır? Who is the main character in the film? Filmin ana karakteri kimdir? What time does the movie start, finish? Film saat kaçta başlayacak ya da saat kaçta bitecek? Bu soruları kullanarak karşımızdaki insanın filmler hakkındaki düşüncelerini öğrenebiliriz. Like, sevmek anlamına gelir. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken şu kelimeleri kullanırız. Like'ın kendisini kullanabiliriz çünkü like zaten sevmek demektir. Bir de love kelimesini kullanırız. Love da sevdiğimiz şeyleri söylerken kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Like ve love kelimeleriyle ilgili örnekleri inceleyelim. I like Cinderella. Ben Cinderella'yı severim. I ben demektir. Ben dedikten sonra like kelimesini kullanırsınız. Sevdiğinizi söyledikten sonra da neyi seviyorsanız onu belirtirsiniz. I like Cinderella. Ben Cinderella'yı severim. Sevdiğiniz şeyi söyledikten sonra neden sevdiğinizi de söyleyebilirsiniz. Onu da şu şekilde söylersiniz. I think it is enjoyable. Bence o eğlencelidir. I think bence demektir. I think dedikten sonra düşüncenizi belirtebilirsiniz. I love Pokemon. Ben Pokemon'u severim. I ben demektir. Ben dedikten sonra love sevmek kelimesini kullanırsınız. Daha sonra neyi seviyorsanız onu belirtirsiniz. Eğer sevme sebebinizi söyleyecekseniz, yani bu konuyla ilgili düşüncenizi söyleyecekseniz, I think it is exciting. Ben onun heyecan verici olduğunu düşünüyorum. I think bence anlamına gelir. Bence dedikten sonra ne düşünüyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Dislike sevmemek anlamına gelir. Eğer sevmediğiniz şeylerden bahsedecekseniz şu kelimeleri kullanırsınız. Don't like, sevmiyorum demektir. Dislike, yine sevmiyorum demektir. Hate, nefret ediyorum, hiç sevmiyorum demektir.
Sevmediğimiz şeylerden bahsederken de bu kelimeleri kullanabiliriz. Don't like, dislike ve hate ile ilgili örnekleri inceleyelim. I don't like Keloğlan. Ben Keloğlan'ı sevmiyorum. I ben demektir. Ben dedikten sonra don't like ifadesini kullanır, sevmediğinizi belirtirsiniz. Daha sonra cümlenin sonunda ise neyi sevmiyorsanız onu söylersiniz. Eğer bu konu hakkındaki düşüncenizi belirtecekseniz I think diye cümleye başlayabilirsiniz. Bence demektir. I think it's boring. Bence o sıkıcıdır. I hate animation. Ben animasyonlardan nefret ederim. I, ben dedikten sonra hate, nefret etmek kelimesini kullanabilirsiniz. Neyden nefret ediyorsanız, sevmiyorsanız onu da cümlenin sonunda belirtirsiniz. Eğer düşüncenizi de belirtmek istiyorsanız I think it's absurd. Bence o saçmadır. I dislike horror. Ben korku filmlerini sevmem. I think it is scary. Bence o korkunçtur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.